Merhaba, hoş geldiniz. Ispanaklı börek yapıyorum. Burada hamuru mayaladım, güzelce yoğurdum. Mayası geldi. 4 su bardağı un, yarım maya, yaş maya kullandım ben. Yarım çay bardağı süt, 2-3 kaşık sirke, tuz. Bu kadar. Burada da 1 kilo ıspanağın yapraklarını aldım. Kurutma aparatına koydum. Kurutup içi için kavuracağım. 3 tane orta boy soğan, 100 gram kıyma, 1 yemek kaşığından az tuz, 1 çay kaşığından az karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı da biber salçası var. Kıymayı koydum. Kavruluyor. Ben de bu arada ıspanağı doğrayayım. İspanağımızı kurutalım. Sulu olmasın böreğimizin içinde. Öbürlerini de kurutuyorum. Biraz da zeytinyağı katmak istiyorum içine. Koyalım. Soğanlar daha çabuk olsun. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi tüm baharatlarını koyuyorum. Ispanağı bunun içine değil de bunu ıspanağın içine dökeceğiz. Çünkü için soğuk olması lazım. Benim hamurun mayası da iyice geldi. O yüzden bunu ıspanağın içine dökeceğim. Ispanağı güzelce ince ince kıymıştım ben. Şimdi kavurduğumuz soğanı, kıymayı içine döküyorum. Ispanakla karıştırıyorum. Ben bunu güzelce karıştırayım. Peynir katmak istedim. Bir de 2 kibrit kutusu kadar da peynir kattım. Tamamen özgürsünüz arkadaşlar. İstediğiniz baharatları, peynir, kıyma, ne isterseniz tamamen özgürsünüz. En sonunda peynir geldi aklıma. Bir de peynir katayım dedim. Güzel de oldu. Şimdi hamurlarımı açmaya başlıyorum. Evet, açmaya başlıyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bana kolay gelsin. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorumlarınızı bekliyorum. Tek tek okuyorum. Bolca unladım. İnce açmak, ince açarsak daha güzel olur. Hazır yufkadan da olur. Ben el açmasını daha çok sevdiğim için en çok el açmasından yapıyorum. Kendim açıyorum. Yoksa hazır yufkadan da güzel oluyor. Mayasız hamurdan da olur. Tamamen tercihinize kalmış. İstediğim incelikte oldu. Yağlıyoruz. Tereyağıyla sıvı yağı karıştırdım. 2 kaşık koyuyorum. Benim kaşık büyük olduğundan büyük kaşıkla koyuyorum. 2 kaşık yağlıyoruz yufkamızın içini. Şöyle her tarafına gelsin, böyle çekiştire çekiştire. Biraz da öyle incelsin. Yağı her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Şimdi ıspanağımızı koyuyoruz. Yuvarlak bir şekilde
Her kenarına ıspanak koyuyoruz. Şimdi böyle çekiştire çekiştire incelsin yufkası diye. Şöyle. Şöyle rulo yapa yapa her köşesini dönüyoruz. Rulo yapa yapa. Böyle çekiştiriyoruz da ince olması için. Yırtılmasından bir şey olmaz. Çünkü inceldikçe kopuyor. Şöyle açalım. Her tarafına paylaştıralım yufkamızı. Böyle inceltelim. Tepsimize yağlı kağıt sermiştim. Böyle diziyoruz. Açmaya devam. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Çok önemsiyorum arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buradan selamlar yolluyorum hepinize. Yine aynısı gibi açıp ıspanaklayacağım ben bunu.
Böyle çekiştirdikçe yufkamız güzelce inceliyor. Masa görünüyor incelikten. O kadar ince oluyor. Böyle çekiştirdikçe yufka inceliyor, güzel oluyor. Biraz da böyle inceltiyoruz. İstediğimiz inceliğe geliyor. İki mezeden bir tepsi börek. Şimdi bunun üzerine yumurta süreceğim. Yumurtayı yağda çırpıp üzerine sürüp keseceğim. Bir tane yumurta yağıyla güzelce çırpıyoruz. Böreklerimize sürüyoruz. Beyazını ayırmıyorum ben. Yağıyla güzelce çırpıyorum. Kesip pişince kesmesi daha zor oluyor. O yüzden fırına götürüyorum. Herkesin fırın derecesi ayrı. Herkes fırınına göre ayarlar derecesini. Test edelim bakalım nasıl olmuş. Güzelce kızarmış. Tam kıvamında süper olmuş.
Sizler de yapın, deneyin arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.